Yayınıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 90 bin taşerona kadro müjdesinin gelmesi. Peki hangi taşeronlar bu kadrodan faydalanacak? Aslında şunu da soranlar olacak. Hani kadroya geçiş sürecinde artık taşeron işçi çalış çalıştırılmayacak demişti. Buradaki kıstası, buradaki istisnayı bir belirtelim önce. Sayın Bakan'ın sözleri şu şekilde. Kadroya geçiş sürecinde 2018'de Taşeron'dan kadroya geçiş sürecinde bazı işçilerimizin evet toplamı 90.000'i 90 bulan veya 93 93.000'i bulan dedi. Bu işçilerimizin kadroya geçişi gerçekleşmemişti. İşte bu işçileri kadroya alacağız. Az çok netleşmeye başladı kimlerini alacağı. Yani bu konuda merakla bekleyen bir sürü çalışan var. PTT çalışanlarından tutun kiralık kamudaki kiralık e, araç şoförlerine kadar oradan bilgi işlem çalışanlarına kadar, yemekhane çalışanlarına kadar geniş bir havuz var. Ama en çok, ama en çok belediye iktisadi teşebbüs işçileri şirket durumundan çıkarak kadroya geçişi talep ettiler. Ama Sayın Bakan'ın açıklamasında burada belli işçi sınıflarına kadro verileceği, yani bahsettiği kitlelerin kim olduğu, kimler olduğu az çok belli oldu. Şimdi onlara değineceğim. Bakanın bahsettiği bu 90 bin kişilik kadro, evet kadro verilecek olan işçiler sınıfında özellikle belediyelerde çalışan bir veteriner bazı işçi gruplarında özellikle bilgi işlem çalışanları, mühendisler, bu konuda belediyede evet çalışan sağlık alanında çalışan işçiler onlar bu kadro sürecine yetişmeyenler veya belediye başkanının özellikle kendi istifatifiyle aldığı bazı işçiler bunlar kadroya geçirilecek. Ayrıca karayollarına değinelim. Karayollarındaki işçilere birçok işçiye 4 de kadro gelecek. Onlar da faydalanacak. Ayrıca bakanın işte geçişleri olmadı, o ara geçememişlerdi dediği yemekhane çalışanları. İşte burada kurumlarda farklılık gösterilir mi? veya hangi kıstası belirlerler tam net taslak ortaya çıkacak. Yemekhane çalışanlarına da kadro gözüküyor gibi. Ayrıca kamuda çalışan kiralık araç şoförleri, evet kiralık araç şoförleri onlar da sıkça söylüyorlar. Kamudayız biz de niye kadroya geçmedik diye. Onlar da sistem etmedi değiller. O dönem 2018'de de sistemleri çoktu. Biz niye geçmedik diye. Muhtemeldir ki onlar da kadroya geçecek. Ama Tabii ki kocaman bir soru işaretiyle geçelim isterseniz. Özellikle belediye iktisadi teşebbüs işçilerinin toplamı 450 bin. Matematiksel açıdan baktığınızda bile 90 bini bulan çeşitli kurum ve kuruluşlardaki çalışanları da içerisinde kadroya geçirilecek olan bazı işçilerde, özellikle kamu iktisadi teşebbüs işçilerinin kadroya geçtiği varsayılıyor. Böyle bir durum kabul edilemez. Belediye iktisadi teşebbüs işçilerinin her ne olursa olsun tam kadro olmadığı, veya 4 kadroyu bile tam kadro görmediğimiz bu dönemde 4 eden bile bazı haklar ve özlük haklar yönünden, ücretsel ve birçok hak yönünden, ek ödentiler yönünden daha az avantajlı ve olumlu bir durumda olmayan belediye iktisadi teşebbüs işçileri, özellikle burada mağdurlar, yani onlar için bu çalışma daha olgunlaşırken Sayın Bakan'a çağrı yapıyoruz. Ne yapın edin, belediye iktisadi teşebbüs işçilerinin Şirket işçiliği yönündeki durumunu kaldırın. Bu kadro olmaz. Her zaman dedim, diyorum. Bir kadro ya kadrodur ya da şirkettir veya özeldir. Burada hem özel hem kamu olmaz. Bu mağduriyete yol açtı. Belediyedeki olaya tamamıyla tek bir çatı altında bakın. Çeşitli siyasi partilerde bazı belediye başkanlıkları olabilir. Orada büyük bir büyükşehir belediye başkanlıklarını almış olabilirler. Ama tabii ki şunu şu açıdan bakılmalı. İşçiler hangi partiden olursa olsun hepimiz bu gemideyiz, hepimiz bu vatanın evladıyız. Belediye işçilerine ne olursa olsun hiçbir ön yargı olmadan, hiçbir ön şart olmadan mutlaka ama mutlaka kadro çalışması bu torba yasaya ilave edilmelidir. 90 bin kişilik grupta demin saydığım evet işçi gruplarından geçişler olacak. Bu da 90 bini bulacak. Ayrıca kitişçileri, kit de heyecanlanmıyor değil, haksız da değiller heyecanlanmakta. Ama onlar için de artık bir adım atılması lazım. Bu konuda 90 bin kişilik bu konuda ta, kit işçilerinin bazı kısımlarına da kadro verilmesi olası. Ama biz genel hepsini kapsayan bir kadro düzenlemesi talep ettik. Burada da haksız değiliz aslında. İşte böyle düşündüğümüzde eşitlik, hakkaniyet ve kuşatıcı bir çalışmanın olması gerekiyor. Bakanın özellikle bu çalışmada kapsamı özellikle çeşitli olarak belirtmedi. Ama bunun tabii ki düzenlenmeyeceği ve sayısının arttırılmayacağı diye bir durum yok. İmkansız değil. Burada tabii ki geçici işçiler ve diğer işçiler de müjdelerini sıraladı. Sözleşmeli, evet sözleşmeli işçilerin bir kısmı kadro olacak bunu da söyledi. EYT ile ilgili müjdeyi de verdi. Aralık ayına kadar çıkaracağız diye. Yani her şey netleşmeye başlamışken belediye iktisadi teşebbüs işçilerinin tümünü kapsayan bir düzenlemeyi hayati önem arz etmektedir. Evet hayati önem arz etmektedir. Onlar kadro değildir Sayın Bakanım. Niye kadro değildir? Çünkü şirket işçiliğiyle örtüşerek bir birleşim şeklinde çalışmaktalar. Bu da onların çalışma hayatında belli sorunlar yaşamasına neden oluyor. Özellikle ücretlerinin durumu diğer dört değeri çalışanlarla aynı kefede olmuyor, aynı şartlarda olmuyor. Hele hele nöbetleri de kaldırılan bu belediye işçilerinin belediyelerdeki mali krizden dolayı sadece çıplak net maaşları gerçekten askeri ücret kulvarının çevresinde, bu çok can, atıcı, can acıtıcı çünkü her şey çok bağlı olmuşken hem enerji hem gıda hem sağlık hem tabii ki insanın çeşitli ihtiyaçlarıyla ilgili harcamaları kat ve kat fazlalaştı. Ne yapacak insanlar alışveriş yapmayacak mı? Ne yapacak insanlar bir şeyler almayacaklar mı? Evet işçiler böyle, işçilerimizin durumu böyle ve hepsinin bir beklentisi var. Tabii ki biraz daha netleşti durum. Çünkü bakanın o açıklaması 2018'deki kadroyu geçiş sürecinde kadroyu geçemeyenlerin mağduriyetini gidereceğiz diye. Ben şu haberi de almıştım. Karayollarındaki işçilerin listeleri istenmiş Ankara'dan. Yani bu zaten başlangıçta bir kadro sürecinin hareketiydi. Bir kadro sürecinin iteneği teşkil eden bir süreçti. Güzel bir gelişme bekliyor işçilerimiz ama tabii ki bu güzel gelişme kuşatıcı olmalı. Ve kapsayıcı olmalı, çok daha kişiye e, sirayet etmeli. İnşallah bu gelişmelerin, bu müjdelerin daha çok mağdur olandan, daha az mağdur olana doğru öncelenmesi önemli. Hakkaniyetli bakmamız lazım. Şartları zor olandan, şartları biraz daha iyi olana doğru bu gelişmeler ve yenilikler, avantajlar sağlanmalı. Böyle olduğu takdirde tabii ki hakkaniyetli olacaktır. Sayın Bakan'ın olumlu çabalarını tabii ki destekliyoruz ama demin de söylediğim gibi yeterli değil. Daha torba yasaya girmeden çalışmanın olgunlaşma imkanı varken belediye işçileri için var gücümüzle tam kadro talebini haykırmaya devam edeceğiz. Kit işçiler için bir kısmına burada kadro gelecek ama kit işçilerinin tümü için 4 değerli işçi kadrosunun gelmesini iple çekiyoruz. Hepinizden bu yönde destek bekliyorum yayınıma. Evet bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın.